Arkadaşlar bildiğiniz gibi 7420 sayılı kanun var. Daha önceden de bunun videosunu çektik hatırlarsanız. Ama anlamayan arkadaşlarımız var. Şimdi sicil lafı nedir? Banka sicil lafı. Sicil lafı dilekçesi nedir? Nereye gönderilecek? Ne yapmam gerekiyor diye kafa karışıklığı olanlar olabilir. Öncelikle biz banka değiliz arkadaşım. Arkamda banka yazıyor mu? Hayır. Ben dilekçe yazıyorum. Bankalara sicil lafı dilekçesi hazırlıyorum. Esnafım. Esnaf odasına kaydım var. Resmi bir iş yeriyim arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi 7.420 sayılı kanuna göre 7.420 sayılı kanunun içerisindeki ilgili tarihe kadar borcunu ödeyen ya da yapılandıran kişilerin bankalardaki olumsuz sicili dikkate alınmadan değerlendirilecek. Bankanızdaki sicilin silinmesi değil arkadaşlar. Sadece Sicili görecekler ama onu dikkate almayacaklar. Kanun bunu emrediyor. Şimdi biz bunu 2020 yılında, 7226 sayılı kanun çıkmıştı 2020 yılında. O zamanlarda bu kanun çıktığında biz bununla ilgili video çektik vatandaşlara. Dedik ki, böyle bir kanun var, gidin bankalara başvurun. Vatandaşlar, biz buradan video çektikten sonra gittiler, birçok şubeden... Biz de böyle bir kanun tebliğ edilmedi ya da bilmiyoruz, biz sizce dikkate alırız tarzında söylenler, e, yorumlar gelmeye başladı. Tabii bu az bir kısım. Sonra biz bununla ilgili e, BDDK'ya yazı yazdık. Oradan bilgi aldık. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yazı yazdık. Oradan bilgi aldık. Sonra Türkiye Bankalar Birliği'nin duyuru kısmından duyuruları e, okuduk. Onlardan bilgi aldık. Sonra 3 sayfalık bir sicil affı dilekçesi hazırladık arkadaşlar. Kendi birikimlerimin de olduğu e, bir durumu 3 sayfalık bir dilekçe haline getirdik. Dedik ki önce 30 kişiye dedik bunu verelim. Bir bankaların şubelerinden muhatap olmasınlar. Gitsinler bankaların genel müdürlüğüne muhatap olsunlar. Çünkü dilekçe hakkı var herkesin. 30 kişiye ben bunu gönderdim ücretsiz bir şekilde. 30 kişinin 16 tanesi o 2020 yılında e, kredi ya da kredi kartı onaylandı. iki onaylanmadı. Dedik ki çoğunluk olarak e, demek ki bu dilekçeyi dikkate alıyorlar. O zaman biz bu dilekçenin üzerine gidelim. O zaman personel tuttum. Sonra dilekçeyle ilgili e, bilgisayar aldık falan filan derken bu dilekçenin e, işlemine başladık. Hizmet vermeye başladık. O gündür bugündür arkadaşlar 7326 sayılı kanun çıktı sonra. Sonra en son 7420 sayılı kanun çıktı. Şimdi biz 7420 sayılı kanuna göre dilekçe hazırlıyoruz. İçerini değiştirdik sadece. Bu şekilde vatandaşlar bize WhatsApp'tan yazarak dilekçesini alıyor, bankaların genel müdürlüğüne gönderiyor. Kim onaylanıyor, kim onaylanmıyor. Ama bizim şu anda 10 bin küsur vatandaşım benden alınan dilekçe sayesinde kredi ve kredi kartına kavuştu. Bunların ispatı benim WhatsApp hattımda var arkadaşlar. İspatlı. Yani bunu size yalan söyleyecek bir e, kapasitede olan bir insan değilim ben. Ben geri zekalı mıyım? Olmayan bir şey varmış gibi gösterecek bir geri zekalıya benziyor muyum size? 200 küsür bin kişiye hitap ediyorum. Yalan bilgi paylaşabilir miyim? Bu insanlar ben niye takip ediyor bu kadar? Mantıklı düşününce. Şimdi yapman gerekeni söyleyeceğim. Eğer ben dediklerimi yapmak istiyorsan, yoksa sen kendin yap. Sicil affı dilekçesini WhatsApp'tan alabilirsin. 0543 641 61 77. Bu videonun açıklama kısmında WhatsApp numaramız var arkadaşlar. Peki şimdi bizim dilekçe ücretlerimiz ne kadar arkadaşlar? Değil mi? Bak şimdi. Bir tane banka sicil affı dilekçesi alırsan 250 TL. İki dilekçe alırsan 350 TL. 3 dilek çalışsan 400 TL, 4 dilek çalışsan 450 TL, 5 dilek çalışsan 500 TL. Şimdi e, mantıklı olarak şunu düşün arkadaşım. Bir bankaya gönderirsen bir banka seni değerlendirecek. Ama 5 bankaya gönderirsen 5'i ayrı ayrı değerlendirecek seni. Her bankanın kendi prosedürleri var. 5 bankaya gönderirsen ayrı ayrı değerlendirecek. O yüzden ne yapacaksın? 5 bankaya göndermen daha mantıklı olur. O yüzden e, mantıklı olarak 5 bankaya göndermeniz daha avantajlı olabilir. Ama bir dilekçe de alabilirsin. İki dilekçe de alabilirsin. O sana kalmış. Ben nacizane tavsiyem. Ha, dilekçe ücreti o daha 500 lira daha yüksek. Sen bunu önerirsin tabii. Hayır. Ben mantık olarak düşünüyorum. 5 dilekçe alırsam beş tane ayrı ayrı bankaya göndereceğim. Değil mi? Neyse beş tane dilekçe aldığınızı varsayalım. WhatsApp'tan yazıyorsun. Sana otomatik bir mesaj geliyor. O otomatik mesajda IBAN numarası var. IBAN numarasına ödemeni yapıyorsun. Ödememi yaptım diye bilgi veriyorsun. Sonra senden birkaç tane bilgi istiyoruz. Kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde. Sonra senin dilekçeni güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Her banka hangi bankalar istiyorsan 5 bankanın ismini veriyorsun. Bizden bir banka ismi isteme. Sen 5 tane bankanın ismini vereceksin. Biz o 5 tane bankanın ismini ismine göre hem bankanın adresi hem bankanın adı işte falan filan Onları ayrı ayrı hazırlayacağız. Word dosyası olarak sana WhatsApp'tan göndereceğim. Sen herhangi bir yerden çıktı alıyorsun. Her birini ayrı ayrı. Her birini ayrı ayrı zaflara koyuyorsun. Her birini PTT yoluyla bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Postayla. Eskiden mektup gönderirsin ya. Onun gibi düşün. Bankaların adresleri nerede? O dilekçenin içerisinde. Her dilekçenin içerisindeki bankanın, mesela A bankasının adresi farklıdır. B bankası farklıdır. Her dilekçenin içerisinde var. Mesela A bankasından dilekçe aldın, onun adresi o dilekçenin içerisinde var. B, B aldın, B'nin içerisindeki e, dilekçede o adres, e, bankanın adresi var arkadaşlar. Gönderdikten sonra ortalama bir hafta 10 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz e, dönüşler geliyor. E, ama tabi yasal prosedürü 30 iş günü bunun, belki de uzun da sürebilir. Ama beklemekte fayda var. E, bunun takibini nasıl yapacaksınız? Bankalardan size gelecek cevabı beklemeniz gerekiyor. Çünkü online bir başvuru yapmadığınız için, bankanın genel müdürüne gönderdiğiniz için onlar oradan değerlendirip sana bir dönüş yapacaklar. Yap, yapmadılarsa bankalarla irtibata geçmeniz lazım. Bazı arkadaşlarımız diyor ki bana banka böyle böyle mesaj gönderdi bu ne demek? Bankalar bilir onu, onu ben bilemem. Benim işim sadece dilekçeyi hazırlamak. Onu unutmayın arkadaşlar. İşim sadece dilekçe hazırlamak. Ama vatandaş diyor ki benim KKB puanım 846 çıkar mı? Çıkar mı çıkmaz mı bilemem ama 846 puan 850 mi ne 846 mı öyle bir puan olan vatandaşa kredi çıktı. 10 küsur icra borcu olan vatandaşa kredi çıktı. Şimdi ben sana ne diyeyim çıkar desem olmaz çıkar, çıkmaz desem olmaz. E şimdi çıkmaz desem çıkarsa ya çıkarsaydı? Yani olur mu böyle bir şey? Çünkü ben sana, benden böyle bir fikir alamazsın hiçbir zaman. Çünkü karşında bir sahtekar yok. Eğer ben sahtekar bir insan olsam bu dilekçeyi satmak için alın kardeşim herkese çıkar derim. Arkadaşım böyle bir şey istemeyim benden. Böyle bir şeyi benden bulamazsınız. Ben dürüst bir esnafım. Delikanlı bir esnafım ben. Ve haksızlığa da hiç tahammülüm yok. Konuya da vakıf olmadan dilekçe almayacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Senin karşında sadece dilekçe hazırlayan bir iş yeri olduğunu unutma kardeşim. Böyle bir dilekçe hazırladık. Dene kardeşim. İstersen deneme. Ama birçok vatandaşa çıktı. Ne diyeyim yani şimdi ben sana? Denemekten başka bir çare yok. Öğrenmek istiyorsan. WhatsApp numaramız bu videonun açıklama kısmında arkadaşlar. WhatsApp'tan 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.